Dizi Günlüğüm kanalından herkese selam değerli dostlarım. Rüzgarlı Tepe yeni bölümde Halil'in bile isteye başını büyük bir belaya soktuğunu ama Zeynep için her şeyi göze aldığını görüyoruz. Hatırlarsanız Halil kendisine ve Zeynep'e yapılanlardan ötürü eli kolu bağlı oturup bekleyemeyeceğini söylemiş ve Kürşat ile adamlarının inini basıp onları bir güzel benzetmişti. Halil Kürşat'ı öldürmediği için pişman olacaktır. Çünkü Halil'den bir güzel dayak yiyen Külşat, Halil'den şikayetçi olacak ve jandarmalar Halil'in kapısına dayanacaklardır. Öncelikle artık Halil'in de Zeynep'in de başına kötü bir olay gelmesini istemiyorsanız ve ayrıca Halil ile Zeynep'in birbirlerine isimleriyle hitap etmeler çok güzel, Songül de Asu da kıskançlıktan çatlasın diyorsanız videomuzu beğenin hep birlikte sayımızı göstermiş olalım arkadaşlar. Ayrıca Halil ile Zeynep çok güzeller diyenler yorumlar kısmına sizler için ufacık ama bizim için kocaman bir kalp bırakmayı unutmayın. Rüzgarlı Tepe yeni bölümde Halil'in Kürşat'ı öldürmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Ama eğer birisi gerçekten Kürşat'ı öldürdüyse ve bu suç Halil'in üstüne kalacak olursa gerçekten bu çok kötü olur. Ama belki işte o zaman Halil, başkasının suçunu birisine yüklemenin nasıl acı verdiğini anlamış olur. Yıllar öncesinin intikamını almak için kasabaya dönen Halil Efendi, bakalım kaç bölüm sonra Zeynep'in ve ailesinin gerçekten masum olduğunu anlayabilecek. Halil, Zeynep için her şeyi göze alacak kadar gözünü karartsa da akıllı birisi, üç kuruşluk adamlar için ömrünü hapislerde çürütmenin anlamsız olduğunu bilir. Zeynep ise Halil'in tefecilere bulaşmasından ve başına büyük bir bela almasından, silahla vurulmasından ve ölüm ile burun buruna gelmesinden dolayı kendisini suçlayacaktır. Ayrıca Gülhan da muhtemelen kardeşim Halil senin yüzünden mi vuruldu Zeynep diyerek Zeynep'i sorguya çekecektir. Songül'ün amacı Zeynep'in çiftlikteki kalesini yıkmak ve arkasına saklanacak hiç kimsenin kalmamasını sağlamak olacaktır. Zeynep açık açık bir daha böyle bir olayın yaşanmasını istemediğini, Halil'in başına daha büyük felaketler gelmesinden korktuğunu söyleyecektir. Kim ne derse desin, ne iftira atarsa atsın Halil bir yolunu bulup olayla alakasının olmadığını ispat edecektir. Zeynep, Halil'in kimseyi arkasından vurmayacağını düşünse de Külşat ve adamlarının ne kadar tehlikeli olduklarını birlikte gördüklerini söyleyecektir. Bu yüzden de Halil, Külşat ve adamlarını bir güzel paketleyip onları jandarmaya teslim edecektir. Gülhan, Halil'in başına bir şey gelmesinden çok korkacaktır. Songül ise sırf Halil ile Zeynep'i birbirlerinden uzak tutmak ve aralarını açmak için Gülhan'ı kışkırtmaya devam edecektir. Hatta Halil'in başına gelenlerden Zeynep'in sorumlu olduğunu öğrendikten sonra aklıma acaba Halil'i jandarmaya ihbar eden Songül olabilir mi sorusu gelmiyor değil arkadaşlar. Songül önce Gülhan'a Halil'in vurulmasında Zeynep'in büyük bir payının olduğunu söyleyerek Gülhan ile Zeynep'in arasını açmaya çalışıyor. Daha sonra Halil'i ihbar ederek Halil'in Zeynep yüzünden hapse girecek olma fikrini Gülhan'ın aklına sokmaya çalışıyor. Kızcağız zaten kocasının kendisini aldatma şokunu bile doğru düzgün yaşayamadı. Fazla yüklenmeyin kızcağıza. Düşüncelerinizi bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.